Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Nezihe Gürütok. Bugün sizlere şöyle güzel, kibar bir model göstermek istiyorum. Ağaç dalı modeli örgümüzün adı. Bunu bayan, erkek ve çocuk örgülerinde kullanabilirsiniz. Örgümün arka tarafı şöyle. Şu aralara 6 ilmek ters, ortaya da bir tane düz ilmek olarak modelimizi kuruyoruz. Şimdi arkadaşlar, ben size küçük bir parça başladım, onu da göstereceğim. Orta kalınlıkta bir ip kullandım, 3,5 numara şiş kullandım. Şöyle, dediğim gibi küçük bir parça da sizlere göstereceğim. Şimdi ben bir sıra haroşa ördüm arkadaşlar. Siz önce lastiğinizi öreceksiniz, sonra da modeli benim şimdi gösterdiğim şekilde direkt kuracaksınız. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden aldım. Şöyle ilk ilmeğimle beraber 1, 2, 3, 4, 5 tane ters ilmek ördüm. İpimi diğer tarafa aldım. Bir tane düz ördüm. İpimi bu tarafa aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ters ördüm. Buralar kenar olduğu için 5'er tane yaptım ama normalde ortalara 6 ilmek yapıyoruz. İpimi diğer tarafa aldım. Bir tane düz. Tekrar ipimi bu tarafa alıp 5 tane ters ilmeklerimi örüyorum. Şimdi örgümün arka tarafındayım arkadaşlar. İlk ilmeğimi örmeden aldım ve düz ilmeklerimi düz, ters ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bakın, düz ilmeklerimi ördüm. Bir tane ters. İpimi diğer tarafa aldım. Tekrar düz ilmeklerimi örüyorum. Model çok kolay arkadaşlar. Örmesi de o kadar zevkli. Şöyle tekrar ters ilmeğimi örüyorum. Bu modelden kırlent de çok güzel olur arkadaşlar. Örmek isterseniz eğer, kırlent de çok güzel olur. Evet. Şimdi örgümün ön tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ters ilmeklerimi örüyorum. Bu arada size bir şey göstereceğim. Asıl örnek şöyleydi. Şu şekildeydi. 3 ilmek doluyorduk. Fakat kendini fazla göstermediği için ben 5 tane ilmek doladım. Şimdi size göstereceğim. Normali böyleydi ama böyle daha güzel oldu diye düşünüyorum. İsterseniz bu şekilde de yapabilirsiniz. Tercih tamamen sizin. Şimdi ipimi diğer tarafa alıyorum. Bakın, düz ilmeğe geldik. 1, 2, 3, dediğim gibi alttaki bu kadardı. Fakat ben 4 ve 5, 5 ilmek yaptım. İpimi bu tarafa aldım. Aradaki ters ilmeklerimi örüyorum. Tekrar ipimi diğer tarafa aldım. 1, 2, 3, 4, 5. Yani 1 ilmekten 5 ilmek yapmış oldum. Tekrar şöyle ipimi alayım. Kenardaki ters ilmeklerimi de örüyorum. Şimdi örgümün arka tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Düz ilmeklerimi örüyorum. Şöyle düz ilmeklerimi ördüm. İpimi bu tarafa aldım. Burada 5 tane ilmek yapmıştım arkadaşlar. Şöyle bunları örmeden aldım. İpimi diğer tarafa aldım. Tekrar aradaki düz ilmeklerimi örüyorum. Tekrar
Tekrar ipimi bu tarafa alıyorum ve buradaki 5 tane ilmeğimi örmeden diğer şişime aldım. İpimi diğer tarafa attım ve düz ilmeklerimi örüyorum. Şöyle. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden aldım. 1-2 tane ilmeğimi ters olarak ördüm. İpimi diğer tarafa aldım arkadaşlar. Şimdi burada şöyle bakın. 2 tane ters ilmeğim var. Bunları örmeden şöyle 5 tane şuradaki ilmeklerimi sağ şişime aldım. İlmeklerimin hepsini şişten çıkarttım. Bu örmediğim 2 tane ilmeği sol şişime aldım ve buradaki 5 tane ilmeği birlikte tutuyorum. Şöyle. Şöyle. Şimdi burada 1 tane ters örüyorum. 1 tane düz örüyorum. Şu şekilde. 1 2 3 4 tane ters ilmeğimi ördüm. İpimi diğer tarafa aldım. Burada 2 tane ters ilmeğim var. Şimdi arkadaşlar bakın sağ şişime bu 5 tane ilmeğimi alıyorum. Şöyle sol şişime buradaki 2 ters ilmeği aldıktan sonra bu 5 tane ilmeği birlikte tutuyorum. Şöyle. Tekrar bir tane ters, bir tane düz, kalan ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Örgümün arka tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi burada düz ilmeklerimi örüyorum arkadaşlar. Ters ilmeğimi örüyorum. Tekrar düz ilmeklerimi örüyorum. Bu 5 tane topladığım ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bir tane ters, kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Şimdi arkadaşlar örgümün ön tarafındayım. Bu sırada tersi ters düzü düz örüyoruz. Şöyle. Bir tane düz, araya 6 tane ters. Bir tane düz. Kenardaki ilmeklerimi tekrar örüyorum. Örgümün arka tarafındayım. Bu sırada da arkadaşlar tersi ters düzü düz örüyorum. Şimdi birinci modeli tamamlayıp ikinci modeli yapmaya çalışıyorum. Bunun topçukları da diğer tarafa doğru geçiş yapacak. Onun için onu da göstermek istiyorum. Şimdi bakın örgümün ön tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ters ilmeklerimi örüyorum. Düz ilmeğime geldim. Tekrar 5 tane ilmek yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Aradaki ters ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Tekrar düz ilmekten
5 tane ilmek yapıyorum. 3, 4, 5. Kenardaki ters ilmeklerimi örüyorum. Arkadaşlar, şimdi örgümün arka tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Düz ilmeklerimi düz olarak örüyorum. İpimi bu tarafa aldım. Buradaki 5 tane ilmeğimi şöyle örmeden diğer şişime alıyorum. Tekrar ipimi diğer tarafa alıyorum. Şöyle düz ilmeklerimi düz olarak örüyorum. İpimi bu tarafa aldım. Tekrar buradaki 5 tane ilmeğimi şişime örmeden aldım ve kalan düz ilmeklerimi de örüyorum. Örgümün ön tarafındayım arkadaşlar. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi buradaki ilmeklerimin hepsini de ters olarak örüyorum. Ters olan ilmeklerimi. İpimi diğer tarafa aldım. Şimdi arkadaşlar, bir önceki sırada bu tarafa doğru bükmüştüm. Şimdi bu tarafa doğru bükeceğim. Bunun için şöyle buradaki ilmeklerimi atlıyorum. Diğer iki tane ters ilmeğimi şişime, sağ şişime aldım. Şimdi ilmeklerimi şişimden çıkartıyorum. Ve ön taraftan buradaki 5 tane ilmeğimi şişime taktım. Arka taraftan diğer ilmeklerimi aldım. Onları da şişime taktım. Şimdi birinci ilmeği düz örüyorum. İkinci ilmeği ters ördüm. Ve buradaki 5 tane ilmeğimin 5'ini birlikte tutuyorum arkadaşlar. Şöyle. İpimi bu tarafa aldım. Kalan ters ilmeklerimi ters olarak örüyorum. İpimi diğer tarafa aldım. Bakın, burada 5 tane ilmeğim var. 1 ilmekten 5 ilmek yapmıştım. Şimdi bakın, diğer taraftan şöyle 2 tane ters ilmeğimi sağ şişime aldım. Bu 5 tane düz ilmek örgümün ön tarafında. Şimdi bunları şişten çıkarttım ve ön taraftan tekrar şişime aldım. Bu 2 tane ilmeği tekrar, onları da şişime taktım. Birinci ilmeğimi düz olarak ördüm. İkinci ilmeğimi ters olarak ördüm. Ve buradaki 5 tane ilmeğimi birlikte tutuyorum. Kalan ilmeklerimi de ters olarak ördüm. Şimdi örgümün arka tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Düz ilmeklerimi ördüm. Buradaki 5 ilmeği bir tuttuğum ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Diğer ilmeğimi de düz olarak ördüm. Burada ilk bir ilmeğimi düz örmüştüm. Onu burada zaten ters olarak örüyorum. İpimi diğer tarafa aldım. Bakın, 1, 2, 3, 4. Buradaki ilmeğim 5. Bir de yanındaki düz ilmek 6. Tekrar burada bir tane ters ilmeğim var. Ters olarak örüyorum. Kalan ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Şimdi arkadaşlar, bakın, bu da bu tarafa doğru gitti. Şimdi bunu da sıra tekrarı yapacağız. Aynı şekilde şu kısmını ördükten sonra bu topçukları bu tarafa doğru bükeceğiz. Şöyle. Şu şekilde modelimiz ilerleyecek. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Çok kolay ve çok güzel bir örnek. Videolarımı seyredip beğenirseniz, yorum yaparsanız ve kanalıma ücretsiz olarak abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Yeni bir videoda, yeni bir modelde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.